Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Vallahi ne kadar oldu bilmiyorum ama minik geldi, 15 gün falan olmuştur. Peşine de arkadaşlar yeni doğmuş, yanına eş olarak yavru Minnoş geldi. Şimdi şeye dönmem lazım, başa. İlk geldikleri gündeki ve ilk video çekimi yaptığım zamanı hatırlıyorsanız ne kadar tedirgindim. Yaşatabilir miyiz diye. Acaba işte bundan sonraki süreçte bir şey olabilir mi diye. Çünkü yani bana şimdi şey söylendi. Bazı şeylerde besledikçe her şeyin tecrübe ediyorsunuz ve farkına varıyorsunuz. Şimdi deve kuşu beslemesiyle ilgili arkadaşlar bir sürü size yani söylemler olacaktır. Bu söylemlerden mesela işte çok hassastır. İşte hemen bir şey yiyince ölebilir falan. Arkadaşlar ben öyle düşünmüyorum. Şimdi deve kuşlarının bir kimyası var ve bir doğası var. Bu doğası ve kimyası gereği de toprağı, kumu, yeşili seven hayvanlar. Onun için aldığınızda mesela şunun şöyle söyleyeyim. Şöyle çökelim. Minnoş arkadaşlar çok küçük geldi. Minik de ona yakındı geldiğinde. Öyle söyleyeyim. Şimdi artık minik arkadaşlar tahminime göre 5 kilo civarı bir şeyi var. Miniğin ağırlığı var. Bu süreçte ne yaptık? Onu hemen kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Mercan hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Fazlıcan hoş geldin. Hoş bulduk. Alican hoş geldin. Hoş bulduk. Buradan nereye gideceğiz Alican? Çiftliğe. Sonra? Yusuf kız. Yemek yemeye mi gideceğiz? Yemek yemeye. Aferin oğlum. Biz de arkadaşlar sabah sabah kalktık. Şimdi Mercan, bu kızım 2,5 metre civarında olacak. 30 kilolar civarında olacak yine. Ama kocaman, devasa bir şey olacak kesin kızım. Şimdi ben bir kere deve kuşu gördüm annemin bahçesinde. Üstümüzde koşuyordu ben. Şimdi arkadaşlar, deve kuşu. Valla deve kuşu sahibi oldunuz. Gittiniz aldınız. Ne yapacaksınız? Panik yapmaya hiç gerek yok. Mutlaka bakın, en önemli noktalardan bir tanesi. Bunlar yoncayı arkadaşlar çok seviyorlar. Yonca tarlası böyle olan bir yerden mutlaka yonca alabilirsiniz. Almış olduğunuz yonca arkadaşlar, kurusa dahi, bakın kurusa dahi şeyi, protein değeri, besin değeri artıyor yoncanın. Onun için kurumuş halini bile doğrayarak arkadaşlar, birazdan yine söyleyeceğim, o tarifle birlikte çok rahat kullanabilirsiniz. Nedir? Mutlaka günlük bir 4-5 tane yumurta. Yani şu yavruluk döneminde, bakın en küçük dönemindeki zamandan bahsediyorum. 4-5 yumurta. Yanına işte civciv yeme. Ondan sonraki süreçte bir tane vitamin içerisinde. Ne olacak vitaminde? İçerisinde arkadaşlar kalsiyum, molibden, mangan. Yani bunlar böyle kıkırdak yapısını, kemik yapısını güçlendiren, içerisindeki vitamin ve minerallere sahip bir vitamin almanız lazım. Çünkü bunlar çok hızlı gelişen hayvanlar arkadaşlar. Hızlı gelişim bazen çok büyük sıkıntılar yaratabilir. Ne sıkıntısı yaratabilir? Omurga, eklemler. Buralarda ciddi anlamda o hızlı gelişmeyle birlikte onu kaldıramayacak bir eklem arkadaşlar, kamburluğa, eğriliğe, hatta yürüyemeyecek konumlara da getirebilir. Bulmuş olduğu yerler yavruluk döneminde. Ben şöyle söyleyeyim. İki tane deve kuşuna bana sorarsanız bir metreye, 1,5 metreye, 3 metrelik bir alanda olması lazım. Bu 2 ay gibi bir dönem geçtikten sonra hemen alan genişletilmeli. Neden? Çünkü sabit yerinde kalırsa hızlı kilo almasıyla birlikte bacaklarında, eklemlerinde, vücudunun belli noktalarında kamburluk olur ve sakatlanma ihtimali çok yüksek olacaktır. Bunlar benim tecrübelerim. Ama benim tahmin ettiğimden az yonca yiyorlar şu anda. Minnoş biraz yerden işte taş parçaları falan yutuyor. Buradaki mesela deve kuşlarının en büyük zaaflarından bir tanesi nedir? Ya dışarıya çıkarttığınız zaman neyi ne zaman yutacağı belli olmayan kanatlar arkadaşlar. Yani o ağzındaki ne, çiçek mi? Çiçek parçası, evet. Neyi ne zaman yutacağı belli olmaz. Çünkü bizim şimdi taş, toprak gibi böyle vücudunun ihtiyacı olan bazı şeyler var. Nasıl söyleyebilirim arkadaşlar?
maddelere ihtiyaç var. Ama tabii bunlar işte plastik şişe, bir plastik, çivi vesaire bunları da yutabilir. Bunlar sıkıntı yaratabilir. Bunlarla ilgili tecrübem yok. Ama mutlaka plastikti vesaireydi bunun gibi zararlı kimyasal atıklar mutlaka zarar yaratacaktır. Buralara çok dikkat etmek lazım. Onun baba dışında... farkındaysan kas var bacaklarında. Tabii kızım. Kocaman daha oldu. Daha fazla var sanki. Aynen. O minik kadar şey o minnoş kadardı işte. Ne kadar hızlı büyüyor. Bu dönemde suyu mutlaka her gün değiştirilmeli arkadaşlar. Suyunun içerisine her zamanki olduğu gibi çok az böyle 2-3 damla sirke mutlaka atılmalı. Antibakteriyel özelliğini mutlaka ön plana çıkartmalıyız o sudaki sirkeyle birlikte. Belli bir zamana geldikten sonra videolardan izliyorum ama hastalıklı vesairedi bunun gibi problemlerle karşı karşıya kalmıyorsunuz. İşte yaz aylarında en sıcak iklimlerde, kış aylarında da en soğuk iklimlerde yaşayabilen bir kanatlı. Burada yine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. İlk doğduklarında sıcaklık seviyesi gerçekten 28-30 bant gibi derecelerde mutlaka olması lazım. Belli bir zamana kadar. Ben ne yaptım? Minikle arkadaşlar aldığımda 15 gün evde baktım. Onunla birlikte yattık kalktık. Onun üzerine titredim. Mesela ama ufaklıkta birkaç gece birlikte kaldık. Ondan sonraki süreçte minik onu ısıttı. Havaların da ısınmasıyla birlikte geceler şu anda burada 18 derece. Gündüzler 30. Bugün 32 olacak. Yarın 36 olacak. Böyle sıcaklıklar olduğu için de çok büyük bir problem yaşamadım küçük dede. Ama şunu unutmamalı. Yine söylüyorum. Doğduklarından birinci aya kadar her kanatlı gibi arkadaşlar. Mutlaka ana kucaklar olmalı. Mutlaka bir ışık altında konumlandırılmalılar. Ondan sonraki süreçte kafanız çok rahat eder. Çünkü bunlar geliştikten sonra arkadaşlar. Vallahi vursan devrilmez derler ya. O misal yani. Şimdi... aradaki farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben çok iyi görüyorum. Minik artık kocaman bir şey oldu. Vallahi gençliğe adım attı diyebilirim. Hızlı bir şekilde de gelişimi var. Çocuklar, çok uzaklaşmayın yanımdan. Tamam. Şimdi bugün sabah da birkaç arkadaşım demişti abi yonca tarlasına götürsene. Hem götüreyim hem böyle biraz yoncasını yesin. Birazdan da yonca toplayacağım. Arkadaşlar her zamanki gibi 10 yumurta, şu an 10 yumurtaya çıkarttım. Günlük ihtiyaçları bakın günlük 10 yumurta, yani 1 kilo civarı yem, şu anda ikisi. Yine 1 kilo civarı yonca ve vitamin olmak üzere karma yapıp veriyorum. Bunları ne kadar zaman tüketiyorlar? Tam bir gün arkadaşlar. Gel. Ne oldu oğlum ne oldu? Korkma gel gel. Gel korkma gel. Refleks yaptı. Gel. Minik. Benim kuzum benim. Benim tatlı kuzum benim. Tatlı. Tatlı kuzum benim. Aslında minik bu. Ama minnoş oldu artık. Minik. Değişimi görebiliyor musunuz? Şimdi o kapalı yere alıştığı için birkaç zamandır da buraya getirmedim. Getirmediğimden dolayı da burayı biraz da yadırgadılar işin aslı. Doğruyu söylemek gerekirse. Ara ara stres yapabilen bir hayvan. Stres yaptığını nereden anlarsınız arkadaşlar? Ötmeye başlıyorsa böyle la 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 şeklinde ötüyor arkadaşlar. Ötmeye başladın mı bilin ki arkadaşlar stres yapıyordur. Benim tecrübem bu. Çünkü ötmediği zaman keyfi yerinde. Bak 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 arkadaşlar şimdi şunu söyleyeceğim çok da hızlılar koşuları yani yarın bir gün bunları tutmak falan böyle minik benden kaçsa bu miniği benim yakalamam falan çok zor yani. Minik hadi tarlaya getirdim hadi yoncanızı yiyin gideceğiz hadi. Çok fazla sinek var arkadaşlar. Yonca tarlası sulandığı için arkada miniye bakın. Minnoş. Onun için sinek yapmış yonca tarlası.
Ye kuzum ye. Böyle tatile de başladık arkadaşlar. Çocuklarla birlikte böyle dolaşacağız, gezeceğiz. Kümes işlerimiz var, onları halledeceğiz. Bayağı yani çiftlik ziyaretlerim olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren başlarım büyük ihtimal. Pazarlara gideceğim. Beçleri yerini yapacağım arkadaşlar. Beç tavuklarının yavrularının yerlerini yapacağım. Bayağı bir işimiz var anlayacağınız. Minik. Evet arkadaşlar. Minik. Minik ve minnoş. Bak 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 hıza bak. Abi çok hızlı ya arkadaşlar. Çok hızlı çok. Dehşet hızlı koşuyor. Yani büyüdükçe hızı artıyor onu anladım. Yani söyleyeceklerim bunlar. Minik de minnoş hakkında. Yani korkmayın. Deve kuşu beslemek arkadaşlar. Emin olun çok zor değil. Hatta çok kolay. Çünkü yani yeme konusunda hiçbir şeye sıkıntı yok. Belli bir zaman. Belli bir zamana geldikten sonra. Büyüdükçe süreci hep birlikte göreceğiz. Bakalım süreç bize neler yaşatacak. Ama şunu söylüyorum. Şu ana kadar çok tedirgin olmuştum ki iyi ki de tedirgin olmuşum. İşimizi sağlam kazada bağlamak zorundayız. Çok arkadaşlar rehavet de insanlara acı getirir. Biz çok rehavete kapılmadık. Temkinli davrandık. Gecemizi gündüzümüzü verdim mi? Verdim mini arkadaşlar. Benim için büyük tecrübe oldu. Onun tecrübesiyle birlikte minnoşun gelişim sürecine gerçekten daha katkı sağladı. Ne diyorum? Tecrübe, tecrübe, tecrübe arkadaşlar. Tecrübe varsa arkadaşlar sorun yoktur. Ama bir konu hakkında bir bilginiz yoksa, tecrübeniz yoksa da Allah kolaylık versin. Evet çocuklar ne yapalım? Çiftliğe gidelim. Çiftliğe gidelim. Şimdi buradan hadi bir yonca toplayın şimdi. Nereden kopartıyorsunuz? Yonca topluyoruz. Ondan sonra gidiyoruz minikle minnoşun yemeğini yapıyoruz. Onlar yemeğini yiyor. Biz de doğru hep birlikte kahvaltı yapmaya. Tamam. Aha da yattı minnoş. Aslında tam yeri. Burada akşama kadar dursalar keyif yaparlar yani. Ya hiç de gözükmüyor. Şuralara falan gitse. Şimdi bak işte onu diyorum minnoşun başından ayrılmamamız lazım. Kızım minnoş burada bir kaybolduğu zaman şu tarlada vallahi bulamayız. Miniyi buluruz. Minik artık kocaman oldu. Yoncalardan şey yüksekte. Minik. Bak bak. Bir dakika olmaz. Minik minik minik. Sen büyüdün mü minik? Arkadaşlar büyüdükçe garip oluyor. Acıktın mı? Tamam. Şimdi yonca toplayalım gidelim. Minik'i kaybetmeyin. Minik burada. Minnoş orada. Arkadaşlar. Süreç bizimle. Minik'le minnoş büyüyecekler. Biz de tecrübelerimizi aktaracağız. Deve kuşu beslemek de görüldüğü kadar aslında zor değilmiş. İlk başta gerçekten çok böyle temkinli davrandığımız için biraz stres yaptık. Yani tedbiri elden bırakmamak lazım ama civciv bakımı bence arkadaşlar daha zor. Minikle minnoşa göre. Bunlar en azından daha sağlıklı ve daha dirayetli hayvanlar. İleride maliyetleri ne olur, masrafları ne olur bunların hepsini sizlerle zaten teker teker paylaşacağız. Tecrübe edeceğiz, bakacağız. Bir deve kuşunun işte onu da düşüneceğiz. Karlılığı nedir, ne kadar yiyor, yapmak ne kadar mantıklı. Onun dışında pazarı nasıldır? Bak mesela bunları da bilmek. Birileri aramızdan bunun ticaretini yapmak isteyebilir. Pazarını merak ediyordur. Onları da zamanla göreceğiz. Yaşayacağız hep birlikte. Ben de hepsini size teker teker madalyonun ön tarafında, arka tarafında sansürsüz bir şekilde arkadaşlar aktaracağım. Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum.
Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Arkadaşlarım, yorumlarınız baş tacımdır. Lütfen videolarımıza beğeni atmayı unutmayalım. Abone değilseniz de abone olmayı bir defa daha söylüyorum, unutmayalım arkadaşlar. Sizler bizlere destek verdikçe bizler de o denli güçlü oluyoruz ve güçleniyoruz. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Poposu. Poposu. Öyleymiş işte, biz de öyleymiş. Yani şuraları kapalı değil ama evet, öbür taraflar. Evet. Bak o da bir şey diyor herhalde, ağzını açıyor. Abone olun diyor bence. Çok iyisin ya. Tamam. Arkana dikkat et. İngiliz var. Ağzını. Arkadaşlar bakın, minikten bunu uyuyormuş. Mercan harikasın ya. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar. Baba arkadaşlar. Ali Can diyor ki yumurta var orada.